Bu stand-upçılara karşı bir ön yargı var ya, hep belden aşağı, hep belden aşağı. Bunu kırmak için bir araya kamu spotu yerleştirmek istiyorum. Kaymakamlıklarda tüketici hakem heyeti diye bir bilim var. Diyelim ki bir ürün aldınız. Telefon, kanepe, koltuk, buzdolabı ne olursa olsun. Şikayetiniz var, faturasını alıyorsunuz ürünün, tüketici hakem heyetine gidiyorsunuz. Onlar sizin adınıza dava açıp bunun takibini yapıyorlar. Eğer haklıysanız gerçekten hakkınızı söke söke alıyorlar. Ama bizim insanımız orayı ürünün tamir edildiği bir yer olarak görüyor. Orada benim arkadaşım çalışıyor, İbrahim. Bazen yanına çay içmeye gidiyorum. Çünkü bana da malzeme lazım. Ve orası gerçekten bir maden gibi. İnanılmaz şeyler getiriyorlar. Mehmet amcadan başlayacağım tabii ki. Onun da haberi olmuş böyle bir şeyden. Bir gün oturduk çayı söyledik İbrahim'le. Mehmet amca girdi kapıdan. Selamun aleyküm. Lan ayağ sen de buradasın lan. İyi günler. Buyurun hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Elinde de ince uzun metal bir boru var. İncecik ve uzun şöyle bir metal boru var. Pazar olsun da sen bakıyorsun herhalde buraya. Şunu bir al da bir şuna bir ne edileceğse bir hal yönediver. İbrahim aldı boruyu. Bu nedir? Ayağ hani geçen anlattım ya. Benim hala Turka tuvalet kırık aşağıdan üfürüyordu. Onu değiştirdim dayım ben. Şimdi klozet taktırdım. Bu da onun taharet musluğu dayım. İbrahim boruyu birden attı elinden. Taharet musluğu. İyi de bunu niye getirdiniz? Şimdi dayım bunu eğri kesikler bu boruyu. Ben şimdi oturduğum zaman klozete açtığım zaman suyu tam oraya denk gelmiyor. Nereye denk gelmiyor? Tam işte oraya denk gelmiyor. Eğri kesikler bunu suyu açtığımı şu tarafa fışkırıyor dayım. Şöyle fışkırıyor. Ben bunu denk getireceğim diye bir şöyle oturuyorum, bir yan oturuyorum, tazliği açıyorum, olmuyor. Pantol ıslanıyor, göynek ıslanıyor, her yerim sırılsıklam oluyor. Her tuvalete gelişimde yemin olsun sırt baş değiştiriyorum ya. Üstüm başım batıyor, ta öyle su oluyor ya. Bunu bir şeye de vereyim. Ama şimdi siz bunu niye getirdiniz ki? Ne yapayım hoca, kolajetimi sokup getirdim. Hayır, faturasını getirseniz yeterdi. Hem buna bir kişinin bakması gerekiyor. Fatura mı? Bunun parası da ödenmeyip daha yani sonra vereceğiz parasını. Faturası yok. Belki değiştirdiler mi bilmiyorum. Yani önce bir bayiyle konuşun diyor. Çünkü önce uzlaşmalarını istiyor hakem heyeti. Uzlaşamazsa bize gelin diyor. İbrahim günde yüzlerce ürün geldiği için her konuda uzman olmuş zaten. Bir de Mehmet amca benim size tavsiyem böyle bir şey alacağınız zaman 45 derecelik açı olmasına dikkat edin. Bir şey düştüğü zaman su sıçratmaması için. Bir de o yüzeyin nanoteknolojiyle sırlanmış yüzeyli olanları var bunun. Hiç tortu bırakmaz, kayar gider her şey. Yani böyle bir şey alın. Ulan bir sürü paradır o. Neyse ben bunu hindilik kullana duran. Dur bir dakika ya ben şeyi unuttum. Dur arabanın bagajında bir şey daha var. Dur geliyorum ben. Ayağın kaybolma bir yere geliyorum ben. Dedi gitti. Ben de dedim ki İbrahim'e. Vallahi İbrahim dedim yani nanoteknolojiyle sıçma kelimesini aynı cümle içinde birleştirdin. Vallahi tebrik ediyorum. Ayhan gelme üstüme dedi ya. Ben dedi nelerle uğraşıyorum bu falan bir şey değil dedi ya. Bir tane kadın girdi içeri. Elinde bir tane kettle var. Ama kettle'ın ucuyla kıçı birleşmiş. İyi günler. Ben bu kettle'dan memnun kalmadım. Bunu ne yapmam gerekiyor? Hanımefendi faturasını getirin. Biz bir şikayet dilekçesi yazalım. Da bu nasıl oldu böyle? Şimdi ben bunu aldım bir kahve yapayım diye. Daha yeni aldım ya. Kahve yapayım diye su koydum içine. Fişi taktım koydum ocağa. Yaktım altını. 5 dakika sonra baktım ağzı yüzü çatır çutur sesler geldi böyle yamuldu. Ocağa mı koydunuz? Evet. Niye ocağa koydunuz? Nasıl ısınacaktı su? Gerizekalı mıdır nedir ya? Hanımefendi elektrikle tabii ki. Sadece mi elektrikle? Sadece elektrikle mi? Hani ne bileyim ben biraz elektrik biraz ocaktan hani ekonomi yapıyor diye ben öyle düşünüyorum. Hanımefendi kusura bakmayın bu kullanıcı hatasına girer. Bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Ne demek kullanıcı hatasına girer ya? Kimse bana demedi bunu ocağa koymayın diye. Ben anlamam. Ben bunu ne yapacaksanız yapın lütfen. Hanımefendi bunu ben satmadım size. Ben ne yapayım ya bunu artık. Ben anlamam. Şimdi baktı ki İbrahim yani iş uzayacak. Tamam hanımefendi siz bırakın. Bırakın ben ilgileneceğim. Siz gidin yarın gelin ben size bunun parasını vereceğim. Kendi cebinden verecek çünkü onunla uğraşmaktansa vereyim parasını kurtulayım. O arada Mehmet amca geri geldi. Elinde kocaman bir davul fırın var. Selamun aleyküm. Tekrardan çayı söyledin mi lan? Ayam. Şimdi dayım biz bu fırını aldık. Fıstık koyuyoruz bunun içine. Altı yana veriyor böyle. Üstü çin çiğ kalıyor. Herhalde şu fişin geldiği yerde bir temassızlık var. Oraya bir sök de bir bak buna. Ben bunu sökemem. Siz bunun faturasını getirin. Ya arkadaş taktın faturaya. Ben paralar ödenmeyip bunların diyorum. Sen boyuna fatura diyorsun ya. Allah Allah. Şimdi orayı servis gibi görüyorlar ya.
O zaman bu şu dolabın üstünde dura dursun da dayım. Hayır hayır, burada bırakmayın bunu, götürün. Siz faturayı getirin. Şeye koy, şu sehpaya koyalım, orada dura dursun. Mehmet Bey lütfen bunu götürün. Götürdün ya da şimdi sen öldürecek beni çocuk kendine ya. Ben artık ortalığı yatıştırdım. Mehmet amca gel ya, gel çay iç, koy fırını, biz hallederiz, sen otur ya. Oturdu Mehmet amca biraz sinirlendi haliyle. Yine kapıdan bir bayan girdi. Bayan bilinçli bir tüketici belli. Doğum yapmış. Elektronik süt sağma makinesi var. Onu getirmiş. İyi günler. Bu üründen hiç memnun kalmadım. Bu faturası lütfen ilgilenirsiniz senin. Tabi Mehmet amca durur mu orada? Dayım! Sen endenin fıstıslısını al. Fıstıslılar daha iyi olur onun. Benim evde elektronik taksiyon aleti var. Bir 15 ölçer, bir 8 ölçer, bir 20 ölçer. Bak doktorlar bile taksiyon aletinin halen fıstıslısını kullanıyor. Tamam Mehmet Bey, şey yapmayın, biz halledeceğiz. Tamam hanımefendi, iyi günler. Adını gönderdik. Ben götürüyorum fırını o zaman. Tabii götürün siz fırını. Götüren. Kodumun çocuğu. Gerek gitti. Ama asıl bomba finalde. Şimdi artık mesai bitmek üzere. Hiç çay içemedik. Bir çay söyledik. Tam karıştırdık çay. İçeceğiz. Bir adam girdi. Elinde şöyle bir ilaç kutusu var. Şu boyda falan. İyi günler. Ben bu ürünü aldım. İnternetten getirdim. 750 lira para verdim. Hiç memnun kalmadım. Müşteri hizmetlerini arayıp paramı geri istedim. Kutuyu açtıysanız parayı geri iade edemeyiz dediler. Bu nedir? Pardon. Büyütücü. Büyütücü. Elinde büyütücüsün. Büyütücü işte ya. Allah Allah, anla sen de arkadaş. Kulak. Tövbe estağfurullah ya. Yani şimdi İbrahim de ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyor ama prosedürlere hakim. Tamam beyefendi, biz bunun tamam faturası var, her şey tamam da size sorulacak. Eski haliyle yeni hali arasındaki farkı nasıl ispat edeceksiniz? Bir fotoğraf falan çektiniz mi? Ne yap? Bir şey yaptınız mı? Fotoğraf mı? Şu vallahi hiç aklıma gelmedi. O zaman yani ispat etmek var, ispat edecek 3-5 kişi var da. Şimdi onlara böyle bir şey desek de ayıp olur ya. Neyse ben bunu biraz daha kullanayım da. Ben sonra tekrar rahatsız ederim sizi. Olmazsa fotoğraflarımdan bir ay daha kullanayım. Olur lan olur. Yani siz bilirsiniz. Oldu o zaman. Bu videolardan haberdar olmak ve bana destek olmak istiyorsanız şunu tıklayıp kanalıma abone olabilirsiniz. Diğer videolarımı izlemek için de şunu tıklayabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın ama evde kalın.